Sen mi hazırladın? Hazırlamıştım. Doğum gününde. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... Bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgili. O zaman... Onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Ha! Benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa! Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu! Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kızım. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Zor. Çok teşekkür ederim. Yani nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim yaşlara. Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düpletsek mi? Tamam, birer hadi, çatal. Hadi. Bir dakika, tabak var mı? Tabak. İki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var, hiç problem değil. Şöyle veriyorum, buyurun. Merci. Huhu. Ben her daim açım biliyorsun. O yüzden şöyle. Ne olacak bizim bu iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Çok iyiymiş ya. Kıraz sevgiliye bırak. Oradan yenmez. Vitamini burada. Bitti. Yalnız... Gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum. Açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Aç hadi. İçinde tek taş olmadı kesin. Yok, sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. Bunlar ne? On. Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan ya. Pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanırız tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya. Sende var öyle bir basma huyu cama, oltaya falan. Takar mıyım ben? Öyle demeyelim ama onun için. Hop. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. İsabet olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek bir ponçiksin evet. Ya yiyeceğim. Bayağı aşık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa. Özgür, ne yapıyorsun? Özgür, inanmıyorum. İtalya bileti. Spor'u döndür insiyemi. Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim.
Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta. Hadi canım. Çakılmakla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Onu bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La la la, 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 la la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle, biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü ses çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bir bunu düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela, Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'min doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet. İçkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki de bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam. Müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinleyin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana, evet, o arkadaki kolonla. Evet, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi. Bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin?
Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde et sevdiğim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Evet, buyuruyor. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken, yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Biri bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir bak, de... gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozancığım şaka yapıyor. Yapmıyorum, çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozancığım, benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin hashtag'i... sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... ya şu an? Aman kavuşuyor. Ciddi, ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzelim. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. Ya. İlk dans, böyle. İstiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım, ne çıkacak? Dans edelim mi? Olur. Aşırı mutluyum şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. Çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye burada? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzel. Ellerimize sağlık. Kalkalım biz de. Hadi. Kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Buraları toparlarsınız ya. Dışarısı biraz soğuk, üşüme. Tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız ha. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum. Kutum burada. Hadi. Hadi. İyi geceler. Tabii ama.
bu zamana kadar benim aldığım en anlamlı hediyeler. Bu kadar romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurluyum. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Edelim mi? Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Niye beni uyandırmadın? Ben halimden gayet memnundum. Hatta her sabah böyle uyanabilirim. Karşımda deniz. Yanımda sen. Çok tatlısın. Yani gerçekten. O zaman düşündüm de biraz daha burada kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer işe geç kalmayacaksın. Peki tamam. Ama 5 dakika daha. Tamam 5 dakika. Tamam. Yok.
İstemiyorum, çok erken. Hayır, hayır. Hayır, olmaz. Olmaz, istemiyorum. İstemiyorum. Çok, çok saçma. Hiç istemiyorum. Levent? Hayır. Levent. İstemiyorum. Ah, çok saçma. Çok saçma hepsi. Levent. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Levent! Günaydın aşkım. Oh. Canım günaydın. Oh, kabusmuş şükür. Ah. Günaydın, günaydın bebeğim. Günaydın. Ah. Gel, gel. Ah, ah, başım çatlayacak gibi. Ah. Felaket bir rüya gördüm bebeğim. Hem çok korkutucuydu hem de çok saçmaydı. Hayır olsun, anlatsana. Evet, hayır olsun. Aslında böyle musluğu açıp suyu anlatmak gerekir. Anlatabilir miyim? Hani niyetler temiz olsun diye, ama sen de su gibi kadınsın. Canım benim. Şimdi efendim, böyle rüyamda dün geceki yerdeyiz. Aynı yer yani. Tamam. Mekan aynı. Hatta ekip de aynı. O zaman böyle gitarlar çalıyor, şarkılar söylüyor falan. Üstüne bir de Deniz'i çıkma teklif ediyor. Yani çıkma teklif etmek ne hayatım? 90'larda mıyız? Ne oluyorsun? Ne saçma? Ben de gaza gelip sana evlenme teklif ediyorum. İnanabiliyor musun? Sen de kabul ediyorsun. Bir de ben böyle hem fakir hem romantikmişim gibi çikolata kağıdından yüzük yapıp sana takıyorum. Sen de diyorsun ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük falan. Ne kadar saçma. Daha saçma olamaz yani. Allah'ım, ne kadar irite edici bir kabustu ya. Baksana, seni bile gerdi. Dik dik bakıyorsun. Sen niye öyle dik dik bakıyorsun şimdi bebeğim? Bu ne o? Bu ne bu? Folyodan yüzük. O zaman. Gerçekte o zaman. Allah seni bildiği gibi yapsın Levent. Bir saniye bebeğim, şu an batırdım. Bir dakika, ben sarhoşluktan şeye uyandım da. Bebeğim, bebeğim. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Hii, neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm, çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak, onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Bir saniye bekler misin? Demek benimle evlenmek bir kabus da, öyle mi Levent? Hayır, hayır. Kabus gördüğüm için öyle oldu. Daha doğrusu bir gece önce içki içtiğim için bilinçaltımda... Levent sus. Gerçekten sus. Bak, dinle beni bebeğim. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bak beni ne hale getirdi. Ama şu an toparladım, iyiyim. Daha alkol yok. Hatta çok iyiyim. Gel, beraber gidelim. Gel. Ben kendim giderim. Bay kabus. Bay kabus mu? Ne kadar saçma bir itham. Böyle ithamlara ne gerek var bebeğim? Günaydın.
Aa, günaydın. Hayret. Bir dava falan mı kazandın diyeceğim de son günlerde pek işe geldiğin de yok. Canım sen gidebilirsin, geleceğim ben. Ya İremciğim, bugün o kadar mutluyum ki. Yani keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Özellikle de sen hiç kaçıramazsın. Ha, bu arada evet, doğru tahmin ettin. İşle alakalı değil. Yani çok özel bir durum. Çok özel bir durum. Allah Allah. Peki bu özel durumun acaba Ozan Şef'le bir ilgisi var mı? Yani bugün tahminlerinde gayet iyisin. Yani bir dakika, siz şimdi bayağı Ozan Şef'le ciddi olarak, resmi olarak ilişkiye başladınız yani, öyle mi Deniz? Evet, bir ilişkiye başladık. Çok da mutluyuz. Ne güzel. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bize tam Deniz'in Ozan Şef'le yeni ilişkisi hakkında konuşuyorduk, müşterimiz Ozan Şef'le. Duydum, duydum. Sanırım Deniz, sizin müşteri ve çalışan ilişkisi hakkındaki prensipli duruşunuzdan bir haber. Ya da önemsemiyor. Sanırım öyle. O halde konuşup bu konuda aydınlatalım kendisini. Hemen toplantı odasına Deniz Hanım. Tabii Ercüment Bey. Şefim, sen kimde tutuldun kaldın? Emre, hiç uğraşma. Canım inanılmaz açıyor. Öyle de şey gibi ama içinizde hoş bir his var gibi. Hep bir şey var gibi sanki. Avukat hanımla mı ilgili? Evet. Deniz'e çıkmaya başladı. Mutfağı yaktığınız gibi kızı da yaktınız yani. Emre'cim, hep sen mi yakacaksın? Doğru. Yaklaşma canım bana bugün. Sen de daha yerinde bekle, görüyor musun? Avukat ısıtı çıktı. Afiyet olsun. Ama sen beni elleme bugün. Zararlı çıkarsan işinin başına dön. Ne için? Şöyle. Peki. Ne demek istediğinizi anlamadım Ercüment Bey. Yani benim ilişkim sizi neden ilgilendiriyor? Adı üstünde özel hayat. Şirket ve şahsi prensipler diyelim Deniz Hanım. O zaman bu sizin için geçerli. Kusura bakmayın ama özel hayatım ve seçimlerim beni ilgilendirir. Söylediğin şey çok mantıksız. Sana değil, bana mantıklı gelmesi önemli zaten Deniz. Son zamanlarda ofis işlerini bir hayli boşladım. Sebebi de bugün ortaya çıktı. Nerede o sabahlara kadar çalışan Deniz ha? Nerede? Eğer ideallerinden vazgeçtiysen haberim olsun Deniz. Ben işimin başındayım ve çalışıyorum Ercüment Bey. Bak Deniz, kariyer planlamana karışamam. Ama bu aşk meşk işlerinde çok ısrarcı olacaksan lakabeyi senden almak zorunda kalırım. Bunu bir düşün istersen ha. Kimse beni böyle bir seçim yapmaya mecbur bırakamaz. Üç yüzüm arttırıyorum. Üç yüzüm. Üç yüzüm. Ben görüyorum. Tüm meyve tabağını koyuyorum. Bir de testayı koyuyorum. Kabul. Sen de koyuyorsun. İlk maaşımı. İlk maaşını. Kurtarmaz ama neyse, hatırın için. Kabul. Görelim. Açıyorum. Gördüğün gibi kazandım. Ben kazandım, ben. Benimle oynamaman gerekiyor. Sonra böyle masum masum üzülerek bakıyorsun. Sonra ben de üzülüyormuşum. Ben çocuğu nasıl alayım? Nasıl alayım seni anneciğim? Ha? Çaldı. Verir misin? Bu kızların kalbini çaldı. Hiç öyle bir şey yok. Bence sen burada ben testleri beslerken çaldın. Utanmıyor musun? Şu kızların bana olan ilgisini hala anlayamadım. Hilekarsın gerçekten. Bir daha senle o... Bunu çözeceğim bu durumu ama bir saniye telefona bakayım. Efendim. Ezgi Hanım merhaba, ben sizi Red Dreams'ten arıyorum. Evet buyurun. Aysu Hanım'a bir haftadan önce işe başlayamayacağınızı söylemişsiniz. Ancak acil bir durum için görüşmemiz gerekiyor. Neymiş acil durum? Şirketimiz çok önemli bir
bir organizasyona imza atacak ve başında sizin olmanızı istiyoruz. Eğer bir maniniz yoksa bu organizasyonu siz yönetebilir misiniz? Döndüm aslında İstanbul'a, olabilir. Süper. O zaman gerekli brief'i vermek için bugün sizi şirkete bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere, teşekkürler. Kimle konuşuyorsun? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Tabii, patronumla. Senin patronun burada zaten. Araya bir şeyler girdi, konuşamadık. Ama ben işe başladım. Bir organizasyon şirketinde. Hangi ara ya, bu ne hız? Eski iş yerimden referans almışlar, beni aradılar. Yani aslında haftaya başlayacaktım. Ama şimdi önemli bir organizasyon varmış, çağırıyorlar. Terk ediyorsun yani bizi. Ya öyle deme. Ama doğru, sayılır yani. Ciddisin. Maalesef. Maalesef artık eski patronumuz. Ciddisin sen? Evet. Yani bence ilişkimiz açısından da, annelerimiz açısından da en doğrusu bu. Evet ya, bir de o mesele var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Ben artık gizli saklı hiçbir şey istemiyorum Özgür. Yani bence alalım annelerimizi karşımıza, dürüstçe konuşalım. %100 katılıyorum sana. Ve en önemlisi bizim aramızda da. Bir sır olmamalı. Ve ne olursa olsun ilk önce birbirimizle konuşacağız. Söz mü? Söz. Yeni şirketin adını öğrenebilir miyim acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Red Dreams. Red Dreams? O ne ya? Amerikan futbol takımı gibi. Ama iyi bir şirket. Tamam. Güzel. Neyse sevgilim, ben Tesla'yı da alıp Cansu'ya geçeyim. Bütün kıyafetlerim orada, hazırlanmam lazım. Yavaş yavaş buraya mı alsak onları? Hı? Hı. Olabilir. Geldim. Ay ben de öyle ya, üstümü değiştirip banyo yapıp işe gideceğim, çok geç kaldım. Tamam, sen iyi misin? Ah, iyiyim. Levent solun salı işte, klasik. Tamam, konuşuruz. Konuşuruz kuzucuğum. Görüşürüz. Ben hazırım. Ne diyorsun ya? Gelsene. Çıkmasak mı? Çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi. Nem çok, nem. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Haydar mesaj atmış, dur. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Ne iyi ettin şu grubu kurdun. Herhalde. Hah. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Dikkat et. Ah, bir tane daha mesaj geldi. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Ezgi de mi çıktı?
Aa, bir dakika, Ezgi gitmedi mi? Görüntülü ara. Ara. Vallahi ne diyebilirim ki? Şoktayım şu an. Haydar, şokta mısın? Ne oldu da şoktasın? Ne oldu? El eleler. Çabuk kamerayı çevir. Onlara doğru çevir. Çabuk görelim. Çabuk. Hadi. Sevgilim, sen hiç yolunu değiştirme. Zahmet etme, ben taksiyle giderim. Ne? Ya ben böyle bir şeyi taksiyle göndertir miyim? Bir gözlerime bir bak. Var mı o göz bende? Ben ayrıca merak ediyorum, sen nasıl bir yerde çalışıyorsun? Bizleri terk edip nerelerde sen çalışmaya başladın? Onları bir görelim. Bak ya, derdi anlaşıldı. Bebeğim bak, bunu konuştuk ya, ben bir tercih yapmadım. İkimizin de iyiliği için. Biliyorum bir tane, biliyorum. Ama sen gel yine de, ben seni güzel güzel bindireyim. Prensesim benim. Gel. Gel canım benim. Gel. Dikkat et. Prensesim benim. Bin. Sen nasıl göründüğünün farkında mısın? Ha, keşke kendini buradan bir görsen. Ya Özgür Bey, yakaladınız beni ya. Ben de şuralara gübreler serpiştiriyordum. Ya Fitnat Hanım, beni ne hale soktunuz ya. Kapat, kapat Fitnat, kapat. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Hani bunlar ayrılmışlardı? Hani bu kız Bursa'ya gitmişti? Hani ne oldu da bunlar beraberler? Vallahi delireceğim ben ya, delireceğim. Sevimciğim, hiçbir soruna şu an cevap verecek durumda değilim. Çünkü ben de şu an şoktayım. Bizim bize yalan söylediler tabii. Neden? Rahat etmek için, bizi göceye göndermek için biz ayrıldık dediler. Kesin öyle yaptılar. Ay biz ne yapacağız? Ya da ikisi bizim yokluğumuzu fırsat bilip analı kızla Özgür'ü kandırdılar. Niye döndük biz? Niye buraya döndük? Niye kalmadık orada? Niye? Bunlar beraberler. Ne yapacağız? Biz Fitnat ne yapacağız? İşte geldik. Burası ha? Hı. Ben gideyim o zaman. Tamam. Haberleşiriz. Öpücük. Allah zihin açıklı versin. Versin. Görüşürüz. Bay bay. Yok, düşmüyor. Nabzım düşmüyor, Fitnat düşmüyor. Ay Sevimciğim, bana da ter bastı, ateş bastı yani. Düşmez tabii ama dur sen, dur. Benim bir planım var. Bana bak. Yine İstanbul'a gideceğiz, Özgür'ün evinde kalacağız deme. Bu planı yapma, lütfen yapma. Yok canım, bir kere o evde köpek var, oraya gidemeyiz. Benim planım başka. Bak şimdi, beraber. Ne? Teşekkürler. Ay. Yine mi rutin kontrolü? Evet, Cansu. Ay Allah'ım, 3 ay ne çabuk geçiyor ya. Hop. Kimler varmış burada? Kimleri görüyorum. Merhaba Cansu Hanım. Merhaba Levent Bey. hemşire kızımız yeni mezun. Canınızı acıtmasın. Merak etmeyin, çok zekidir kendisi. Tamam, üzerine geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Sonuçlar çıkınca veririm. Tamam. Hemen kalkmayın Cansu Hanım. Bir doktor tavsiyesi olarak söylüyorum. Uzanın biraz. Başınız dönmesin. Yok. Siz onu kendiniz de uygulayın Levent Bey. Teşekkür ederim. Al hadi al. Tamam. Ah! Çok acıdı. Normal. Hakan'ım. Abi olayın iç yüzünü öğrendim. Öyle mi? Anlat bakalım. Sizin verdiğiniz dosyayla belediyedeki dosya farklı. İçine sahte belge konmuş. Allah Allah. Nasıl olmuş böyle bir şey? Bunu dışarıdan birisi yapmış olmalı. Belediye ile alakası yok. Asıl dosya bende şu an. Ben halledeceğim ruhsatı. Tamam Hakan'cığım, sağ ol, konuşuruz sonra. Tamamdır abi, görüşürüz. Allah cezası. Oo, kuzen. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Ya 2 günde oldu, ne yapacağız ya? Neredesin? Mekanımdayım. İyi, bekle, geliyorum. Gel. Sevgilim. Efendim? Diyorum ki acaba öğle yemeğini birlikte mi yesek? Olur, yiyelim. Nereye gideceğiz? Gölkenin yanında bir pikniğe ne dersin?
Vallahi çok güzel olur ya. Yani uzun zamandır piknik yapmadım desem. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman her şeyi bana bırakıyorsun. Her şeyi ben hazırlıyorum. Seni bir gibi alırım. Olur. Tamam o zaman. Ben de hızlıca işlerimi toparlayayım. Tamam. Okey, haberleşiriz. Bay bay. Görüşürüz. Kadarıyla konsept şehir hayatından, kalabalıktan bunalmış profili ilgilendiriyor. Onlara birkaç günde olsa kalabalıktan, kaostan çıkma, nefes alma fırsatı sunuyoruz. Bir çeşit kısa süreli yenilenme diyebiliriz. Aynen öyle Ezgi. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası böyle bir derneğin varlığından bile haberim yoktu. Uzun yıllardır çalışıyorlar. Bu yılki etkinliği de son anda bizimle yapmaya karar verdiler. Hı. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Şu an yok. Bu dosyaları detaylıca incelemek istiyorum. Bir de tek tek bütün kalemlere bakmalıyım. Bütün birimlerde çalışan arkadaşların isimleri yazıldı değil mi? Var tabii. Aklına takılan bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bu arada sana şirket adına mail adresi açtık. Kullanıcı adın ve şifren burada yazıyor. Kimseyle paylaşmaman gerekli. Erişimin sınırlı sayıda yetkili de olduğu şirket datalarına erişebiliyorsun çünkü. Merak etmeyin. Bu da laptopumuz. Teşekkürler. Tolga Bey'in diğer işletmemizdeki toplantısı uzadı. Bu toplantıya katılamadığı için özür diledi. Önemli değil. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi günler. Kalkma oğlum, sakin, bir şey yok. Kırık dökmeyeceğim sana. Yes! Vay! Kuzi! Hoş geldin. Bak, seni üç kaslı arkadaşımla tanıştırayım. Yıldırım, Yıldıray, Yılmaz. Ya, sen beni dövme diye tuttun bu arkadaşları. Şuraya bak. Şuraya bak! Ürkütücü. Sağlam almışsın defansı. Görüyorum. Ama böyle çam yarması gibi herifler tutacağına kendine bir avukat tutaydın. Daha hayırlı olurdu senin için. Avukat mı? Ne avukatı ya? Bu level'da bu hatalar. Yani evrakta sahtecilik yapmışsın. Kaç yıldan başlıyor, haberin var mı? Muhakkak vardır çünkü o kadar amatör olamazsın. Ya benim canım kuzenim ya. Benim canım kuzenim. Teyzeciğimin biricik oğlu. Çok seviyorum seni ya. Ya sen şakadan falan anlamıyorsun ya. Gerçek. Arkadaşlar siz gidebilirsiniz. Paydos bitti, tamam. Çıkın çıkın ya. Kuzenim benim o. Sıkıntı yok, problem yok. Hadi. Johnny! Evet. Kuzi ne kastettiğini pek anlamadım. Anlamadıysan daha yavaş tonlayayım. Belgeleri sahteleriyle değiştirmişsin. Kim diyor? Kim? Ya ben öyle bir şey yapmadım. Gerçekten ben öyle bir şey yapmadım ya. Ya senin benimle bir problemin mi var? Sen beni kendine saplantı haline getirmişsin. Evet, sen beni saplantı haline getirdin. Değil mi? O seni böyle güzelce yatıralım. Erken teşhis hayat kurtarır. Benim o kadar iyi doktorlar var ki böyle tanıdığım. İyileşirsin, kurtulursun bu dertten. Yaşanmaz böyle çünkü. İşine gücüne bak, ayağıma dolanma. O neymiş? Anneciğim. Ah Ezgi. Müsait misin kızım? Evet anneciğim, yeni iş yerime görüşmeye gelmiştim, şimdi oradan çıkıyorum. Ne oldu peki? Anlaştınız mı? Yani başladın mı çalışmaya? Evet, hatta ilk organizasyonumu aldım bile. Oh, aferin güzel kızıma benim. Helal olsun sana anneciğim. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Anne, bu arada sana söylemem gereken bir şey var. Ben artık aramızda gizli saklı olsun istemiyorum. Sır olsun istemiyorum. Tamam yavrum. Dinliyorum, söyle. Anne, ben Özgür'le beraberim. Ne? Anneciğim ne olur. Bak ne olursun beni dinlemeden yorum yapma. Kızının halinden en iyi anlayacak insan sensin. Anne çok seviyorum. Çok inanıyorum.
Aşkım benim. Beklettim değil mi? Kusura bakma. Hiç önemli değil sevgilim. Hoş geldin. Ben de o arada annemle konuştum. Sana bir şeyler anlatacağım. Bekle, geliyorum. Bekle. Bu ne hali hayatım? Ne oldu? Dalıp gitmişsin. Ay yok. Ezgi ile konuştum da. Ünal. Özgür'le birlikte olmaya başlamışlar. Bana onu söyledi. Hayatım her şey çok belliydi. Aşk karşısında ne durabilmiş ki? He? Peki başka ne dedi? Özgür bizim tanıdığımız gibi biri değilmiş. Dergide çıkan haberlerin aslı astarı yokmuş. Zaten en yakın zamanda buraya geleceklermiş. Bize her şeyi anlatacaklarmış. İşte biz de anlayacakmışız falan dedi. Peki sen ne dedin? Beklediğimden çok daha iyi. Yani ama kesinlikle birlikte yaşamamızı ve birlikte çalışmamızı istemiyor. Ben oradan taşınacağım, işten de ayrılacağım. Bu. Annemden dolayı tabii. Ya benim bir an evvel annemle konuşmam lazım artık ya. Annenle arasını düzelsin. Yani öyle bir şey yaparsan bence çok güzel olur. Ben onu bir organize edeyim. Zaten Allah'tan bu hani iş yeriyle konuşmuştu ya. Onunla anlaşmış, hatta çalışmaya başlamışlar bile. Bir taraftan da kendine ev bakıyormuş. Böyle zamanlarda baskı yapmak her şeyi daha da zorlaştı. Yani olayları biraz akışına bırakmamız lazım. Ezgi ayaklarıyla yere basan genç bir kadın. Yani onun seçimlerine saygı duymamız gerekir. Değil mi? Öyle. Öyle hayırlısı. Bu arada sana çok güzel bir haberim var. Söyle. Ustad iş halloldu. Gerçekten mi? Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tabii senin bizimle çalışmayacak olman bende bir burukluk yaratmıyor değil. Ya öyle deme, dramatize etme. Sen anlat, ruhsat işi nasıl halloldu? Halloldu işte, o söylenmez yani. Halloldu bir şey. İyi, söyleme bakalım. Peki açılış ne zaman? O en kısa zamanda. Açılışı ben organize edeceğim, biliyorsun değil mi? Tabii ki de. Ya teşekkür ederim. Bu kadar şahane şeyler var ki aklımda, bayılacaksın. Anlaştık. Hayatım açlık durumu nasıl? Açım. Balık yiyelim mi? Değişiklik olur. Sonra mekana geçeceğiz. Olur, uyar bana. Balık severim. Ay, ay. Ay ne demişler? Bilmem neyi ançova hazırla. Bak kim arıyor beni şimdi. Kim arıyor? Sevim Hanım. Of, ne istiyor yine bu kadın şimdi ya? Ay, kesin Ezgi ile Özgür'ün birlikte olduğunu öğrendi. Şimdi garip garip konuşup benim tepeme attıracak yine ya. Öyle deme. Belki de tersidir. Yani özür dilemek için arıyordu. Bu kadın. Ha, mümkün değil. Ya zaten açmayacağım ki, bana ne istediği kadar arasın. Hiç olur mu? Yani belki neler söyleyeceğini merak ediyorum. Bir aç bakalım. Efendim. Nemin Hanımcığım. Müsait misiniz? Buyurun, dinliyorum. Ezgi ile Özgür'ün hakkında konuşacaktım. Hani son durumlardan haberdar mısınız siz? Tabii ki haberdarım Sevim Hanımcığım. Kızım beni aradı ve oğlunuzla birlikte olmaya başladıklarını söyledi. Ha, evet, evet. Özgür de bana haber verdi. Birliktelermiş. Acaba diyorum, bunu böyle telefonda konuşmasak da yüz yüze gelsek mümkün mü? Müsait misiniz? Müsaitim. Ha, tamam o zaman. Biz bir program yapalım, Bursa'ya gelelim. Sizi o zaman tekrar arayalım, olur mu? Olur, bekliyoruz. Peki, iyi günler. Güle güle. Ay sevimsiz. Ay ne sevimsiz bir kadın bu ya. Teklifimi neredeyse kabul etmiyordu. Neredeyse görüşmek istemiyordu. Aa oğlum, aa sen beni ne hallere düşürdün ya. Beni muhatap ettiği insanlara bak Mithat ya. Ay delireceğim vallahi. Ama iki cihan bir araya geldi. Benim oğlum bu kadının kızıyla asla birlikte olamaz. Bravo. Ay, üf. Niye şimdi kalkıp geliyor buraya bu kadın ya? Niyesi var mı hayatım? Oğlu kızımıza aşık oldu da onun için geliyor. Arayı düzeltmeye geliyor. Bu kadar basit ya. Hiç sanmıyorum Ünal'cığım, hiç sanmıyorum. Kesinlikle bu işin içinde bir iş var. Bak göreceksin. Bu kadın buraya eğer geliyorsa mutlaka altında bir mit yeniği vardır. Ama yok ya, ama yok. Eğer geleceği varsa göreceği de var. Görürüz bakalım.
Selam. Selam. Motorla mı gideceğiz? Evet. Bu senin. Peki. Yardım edeyim mi? Olur. Alayım. Ya ne kadar güzel bir yer bulmuşsun. Değil mi? Baksana yemyeşil, sessiz, sakin. Kesinlikle. Sepeti verelim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Her şeyi düşünmüşsün. Örtü bile var. Bu sefer tam tıklımız. Buyurun. Bu tarafa. Aynen. Tamam. Şurası nasıl? Güzel, olur. Olabildiğince gölgeniz. Cansu Hanım. Efendim canım. Tahlil sonuçları çıktı. Alabilirsiniz. Hah, tamam. Teşekkür ederim. Tabakları unutmadım bu sefer. İnanmıyorum. Tabakları da getirmişsin ya. Çok güzeller. Tabii ki meyve tabağı. Kim? Ya. Bu ne? Değil mi? Çok şeker. Küçük sandviçlerimiz. Vallahi her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Aa, burada ne kalmış? Ne kalmış? Ne kalmış acaba? Biraz ezilmiş ama. Olsun. Teşekkür ederim. Bir şeydik. O zaman
Takayım. E tabii. Piknik kuralları gereği. Çok güzel oldu. O zaman afiyet olsun. Hiç biraz motordan dolayı belki biraz sırtım tutuldu galiba. Motorda mı tutuldu? Evet. Ben biliyorum motorda tutulmadığını. Dün gece tutuldu değil mi? Ben uyuyordum. Sen de beni uyandırmak istemedin, hareket etmedin. Ne yapayım, çok güzel uyuyordun. Uykunu bölmek istemedim. Peki tamam, hadi gel dön arkana. Nasıl yani? Ya bayağı işte, dön arkana hadi. Masaj yapacaksın. Evet, hadi. Peki, tamam. Evet. Şimdi bakayım. Burası mı? Evet, orası. Belli zaten ama tutulmuş. Çok ağrı yapar mı? Evet, biraz yapıyor. Olsun, yapsın. Dün geceye de geldi. Tamam, daha fazla yorulma. Bir şeyler yiyelim. Ozan. Hı. Asıl ben sana teşekkür ederim. Burası, hazırladıklarım, her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Ben de rüyada gibiyim. Benim rüyam sensin. Şu telefonu ya. Ezgi çözer. Efendim Cansucuğum. Canım neredesin? Özgür'le dışarıdayız canım. Ne yapacaksınız? Benim seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Bir şeyler yiyeceğiz, sonra mekana geçeceğiz. Mekanda buluşalım istersen. Tamam. La kahvede buluşuruz o zaman. Görüşürüz. Tamam canım, öptüm. Cansu'nun canı sıkkın gibiydi. İptal ederim yemeği. Direkt mekana geçelim. Ama gerek yok. Yani Cansu'da anca mekana geçer zaten. Vaktimiz var. Ezgi çözer. Ezgi bana akıl verir. Küçükken bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kızla tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Çok güzel ha. İçinde kahve var. Kahveniz Yemen'dendir. Ezelden beridir. Yok. Kahveleriniz Yemen'den. Pişirmesi de benden. Kahveleriniz Yemen'den. Pişirmesi benden. Merhaba. Cansu Hanım. Ezgi gelmedi daha değil mi? Yok. Ezgi Hanım artık bizde çalışmıyor biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Ezgi ile telefonda konuştum da buraya geleceğini söyledi. Neyse gelir biraz. Lütfen o zaman ben o gelene kadar sizi lütfen barda misafir edeyim. Buyurun lütfen. Edin geçeyim değil mi? Tabii tabii. Ne istersiniz, ne ikram edeyim size? Ben sadece bir su alayım. Su? Evet. Suyunuz? Teşekkür ederim.
Cansu Hanım biraz telaşlısınız sanki. Bugün böyle bir telaş var gibi sizde ama. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Ne oldu? Lütfen anlatın bana. İçinizde sizi sıkan bir şey var gibi. Tam içinizde. Yani sanki anlatmazsanız bu durum içinizde patlayacak gibi. Patlar. Ne oldu? Ne? Hamileyim. Aa! Bu da çok hızlı oldu birden. Söyleyiverdiniz, çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu değil mi? Ha, çok hızlı oldu. Peki doktor beyin haberi var mı? Yani doktor bey derken doktorunuzun tabii ki haberi vardır. O zaten haberi vermiştir müjdeli haber diye. Levent Bey'in haberi var mı yani doktor beyin? Bana Levent deme, onu çok sinirli. Aa, neden sinirlisiniz? Yoksa evlenme teklifi etmedi mi size? Etti, etmesine de. Hatırlamıyor. Cansu Hanım hatırlamıyor değildir. Hatırlamıyor gibi yapıyordur bence. Niye yapar onu da? Pişman olmuştur çünkü diye düşünüyorum ben. Pişman olduğu için de hatırlamıyorum falan gibi demiştir. Yani benim çok tasvip ettiğim şeyler değil bunlar tabii ki ama... Siz yine de canınızı sıkmayın, olur mu? Yani anlatmak, dertleşmek isterseniz emriniz her zaman burada. Sağ ol. Yani sonuçta bekar bir annemiz var artık. Bekar annem. Hadi. Ha. Yo, öyle duygulu çok. Bekar annem. Duygulu şey olsun diye söylemedim. İyi misiniz? Ne oluyor? Midem bulanıyor. Ah, tabii ki lohusalık da mide bulantısı olur. Lohusalık? Önce sen at. Hayır, sen at. Ona göre atacağım. İyi, peki tamam, atıyorum. Bir. Gayet iyi. Ama bir dakika, bir dakika. Benim cebimde telefon var, o yüzden atamadım. Ben şimdi telefonu bırakıyorum. Atacağım, görürsün. Ondan o zaman. Evet, o yüzden. Aa. Cansu aramış kaç kere. Arıyorum. Tamam. Efendim Deniz. Evet canım, aradım bayağı. Ne oldu canım, iyi misin? İyi değilim ya. Lagabi'ye geldim, Ezgi'yi bekliyorum. Tamam, tamam canım, geliyorum. Bir şey gitsek olur mu ya? Tabii, tabii. Ilık süt. Teşekkür ederim. Ne demek? Daha iyisiniz değil mi Cansu Hanım? Allah, seninle konuşmak iyi geldi ya. Her zaman, ne zaman isterseniz lütfen. Biz geldik. Ne haber Gizem? Ah Cansu. Ezgi Hanım'la gelir misin? İyi misin? Levent'le bir şey oldu. Ya yok, eve gidelim, evde konuşuruz. Olur tamam, hadi gidelim. Yalnız Deniz'e söyledim, Deniz de buraya geliyor. Tamam, yolda ararız onu, o da eve gelir. Tamam canım, dur eşyalarımı alayım. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal güzel. Cansu Hanım yok mu? Çıktı Levent Bey. Çıktı mı? Nereye çıktı? La Gabbia diye bir yere gitmekten bahsettiğini duydum. La Gabbia. Teşekkürler. Cansucuğum, anlatmayı düşünüyor musun yoksa burada hep birlikte 9 doğuralım mı istiyorsun? Ay Cansu, evet, ne olur anlat artık. Bak içime kötü şeyler doğuyor. Ya korkuyorum. Ay anlat hadi, ne olursun, bak merak ettik. Hamileyim. Ne? İnanmıyorum. Ama zaten bir güzellik gelmişti. İnanmıyorum ya. Bak pırıl pırıl parlıyor. Hamile güzelliği yiyeceğim seni. Vallahi bak parlıyorsun ya. Tamam, tamam kızlar, teşekkür ederim ama sakin olun olur. Güzelliğe bak. Tamam, bir dakika, bir dakika. Yani sarın o. Yalnız benim bir gözlerim doldu. Dur bakayım. Aa,
Evet, vallahi dolmuş ya. Ama senin de doldu. Doldu değil mi? Ben de doldum. Neyse, sonra alırız. Evet. Şimdi sevineyim. Dur, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Peki Levent biliyor mu? Henüz söylemedi. Hayda. Ne zaman söylemeyi düşünürsün tahmini? Ya kızlar, siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum ya. Ay böyle kafam inanılmaz dağınık yani benim. Bilmiyorum. Biraz böyle yalnız kalmaya, kendimi dinlemeye... Tabii sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Tamam. Tamam hayatım, tamam. Sen şimdi sakin ol. Sen ne düşünürsen düşün, ne karar verirsen ver. Biz senin yanındayız zaten. Her zaman. Tamam. Önemli olan senin kararın. Tamam. Ama çok, çok güzelsin. Ve bebek. Maşallah. Minnoşum teyze. Minnoşum. Zülüm. Bir parlıyor. Bakacağız ona, pamuk bir parlıyor. Evet. Kahveler Yemen'den, yapması benden, içmesi sizden. Mahallelerin başladın. Sunumlar hazırlıyorum kendimce. Biraz klişe mi acaba? Hı? Bu arada yarın sana sürprizim var. Ne sürprizi? Ya sizin böyle aynı anda senkron bir şekilde reaksiyon vermeniz beni çok korkutmaya başladı. Kızlara daha çok yakışıyor bu tavır. Tamam, şef o zaman ben önce bir lafa gireyim. Ne sürprizi? Evet Özgür, ne sürprizi? Mesela bak daha güzel oldu. Abi adı üstünde. Sürpriz. Sürpriz. Söylenmez. Beyler. Heh, buradasınız. Bana yardım etmeniz lazım. Sen bu işlerden anlarsın. Anlarsın değil mi? Muhtemelen anlıyorumdur. Sen bir söylersen. Cansu burada mı? Buradaydı. Ezgi ile çıktı. Biraz canı sıkkın gibiydi. Ah beyler. Dünkü evlilik teklifi meselesi yüzünden aramız bozuldu. Allah Allah. Çok mutluydunuz abi. Ne oldu ki? Ben tahmin ettim aslında senin böyle bir gaza geleceğini. Alkolün de etkisiyle. Sen frene basamadın değil mi? Bir coşturdun. Ah, sorma Özgür. Alkol... Bütün kötülüklerin anası. Bu arada öyle tabii. Bir de bu sinsi barmen. Ben ne alaka ya? Ne demek ne alaka? İşledin bilinçaltıma evlilik evlilik diye. Ne zaman buraya gelsem geliyor kulağıma üflüyor. Evlilik evlilik evlilik. Kimsin sen? Sonunda gaza gelip evlilik teklif ettin barmen. Mutlu musun şimdi? Kabul etti mi? Ya tabii ki kabul edecek. Bana hayır mı diyecekti? Bu konuyu konuştuk. Karizma meselesi biliyorsun. Benimki de laf. Evet, seninki de laf. Sen zaten ne laf ettiğini bilmeyen seviyesiz bir barmensin. Her neyse canım, şimdi olumsuz olmamak lazım. Şöyle ki, sonuçta siz artık bir yola girdiniz. Evleniyorsunuz. Ve çocuk da geliyor. Ne? Ne diyorsun sen be? Pablo'cum ne geveliyorsun sen? Ne diyorsun emmi, çocuk falan anlamadık. Sizin haberiniz yok muydu? Neden haberimiz yok mu? Aman söyleyeyim ya. Doktor Levent. Doktor Levent. Müjde. Baba oluyorsunuz. Cansu Hanım hamile. Hamile mi? Hamile. Cansu hamile mi? Hamile. İyisin abi. Bir gittim geldim. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Soğuk bir su ver. Tabii. Bana bak barmen. Eğer şaka yapıyorsan yapma. Çünkü gerginim. Seni boğarım. Şimdi söyle bakayım. Şaka mı yapıyorsun sen bana? Hayır, şaka yapmıyorum. Cansu Hanım kendisi söyledi. Cansu. Kendisi gelip sana mı söyledi? Ha. Abi ben tebrik ederim seni. Çok güzel haber. Çok sevindim senin adına. Ben de öyle abi ya. Vallahi Allah'ın adına babalıyorsun. İyi misin abi? Hayır, iyi değilim Özgür. Az önce baba olacağımı barmenden öğrendim. Evet ama yani Cansu belli ki sana sürpriz yapacakmış. Bizim bu şapşal ağzından kaçırdı yani. Beyler, benim eve gitmem gerek. Bir garip hissediyorum. Galiba panik atak geçiriyorum. Panik atak değil o, panik atak. Ne? Panik atak ama. Biliyorum panik atak olduğunu. Sen mi öğreteceksin bana? Ağzımdan heyecanla patik diye çıktı. O zaman öyle söyle. Beyler, ben eve gideyim. İkinizden bir rica etsem beni eve bırakabilir mi? Zaten tek gitme, tek olmaz da biz değil Pablo bıraksın abi seni. Hadi Pablo. Yo bir dakika, barmen bırakmasın, sen bırak. Abi ben bırakmayayım. Ben burada kalayım. Ben şimdi onun yapabildiklerini yapıyorum bara girip falan. O benim yapabildiklerimi yapamıyor. Doğru, haklısın. İkinizin seviyesi bir mi canım? Bu seviyesiz. İyi bari, barmen bıraksın. Hem de konuşacaklarımızı konuşuruz. Daha hala burada cır cır cır. Hadi gidelim. Konuşma, seni boğarım. Yolda konuşacağız bunları. Hadi doktor, gidelim. Hadi gidelim bari. Bak dünyaya bir çocuk geliyor. Böyle olumsuz olmaz. Ya hadi. Ben niye olumsuz olayım? Olumlu bir insanım ama senin için. Oh.
Oy, oy. Yalnız kalmak istediğine eminsin değil mi bak? Eminim güzel, eminim. Merak etmeyin. Ama aklım sende kalacak. Bak bir şey olursa, canın sıkılırsa hemen yan dairedeyim. Seslensen gelirim. Ya tamam, sen hiç merak etme. Gel. Kalmasın. Tamam. Yani ben birazcık daha uzağım ama hiç önemli değil, hemen gelirim. Sen de gel buraya. Keyifine bak, hadi gidelim. Aklımız sende. Tamam. Hemen seslen. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Seviyorum. Ben de sizi seviyorum, hadi. Evet ya. Yalnız bir şey diyeyim mi kızım? Senin şu uzun saçlarına bayılıyorum ya. Aslında ben de uzatmak istiyorum biliyor musun? Ama ya kırılıyor ya da dökülüyor benimkiler. Benim de öyleydi. Ama sonra yeni bir şey keşfettim. Bir ara unuttum mu sana da anlatayım. Tamam olur. Özgür'e geçiyorum ben. Öpüyorum seni. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Köpek havladı, duydun mu? Evet, hav hav dedi. Ya ne diyecek? Köpek o. Doğru. Televizyon falan mı açsak doktor acaba? Ses olur. Sen varsın ya barmen. Ben televizyon muyum? Hayır değilsin. İnsansın sen. Benim de insana ihtiyacım var. Dinle beni barmen. Ben ne kadar bahtsız bir adammışım. Lanet olsun. Mahvoldum ben barmen. Ha? Mahvoldum. Sence ne günah işledim de bunlar geldi başıma ha? Yani birçok günah işlemiş olabilirsiniz gençliğinizde falan. Çünkü onu yapacak potansiyel tip var sizde. Var değil mi öyle bir tip? Evet. Ah ya. Mahvoldum ben barmen. Mahvoldum. Niye biraz sakin? Mahvoldunuz falan yok. Yani sonuçta bir çocuğunuz olacak. Çocukları sevmiyor musunuz yoksa? Hayır çok seviyorum. Hatta benim bir kızım var, küçük. Ne oldu? Ne diyeceğim? Zeynep'e ne diyeceğim şimdi? Şey dersiniz, sana kardeş geliyor diyebilirsiniz mesela. İşte, bu çok kötü. Çok kötü barmen. Çünkü iki şartı vardı. Tamam, iki şart. Bir tanesi evlenilmeyecek, diğeri de kardeş yapılmayacak. Ben ikisini de yaptım. Ama siz de ikisini de yapmışsınız gerçekten. İkisini de yaptım. Yani o hoş olmamış. Neyse ben kalkayım artık. Dur. Gitme. Biraz sohbet edelim. Dediğim gibi insana ihtiyacım var. Ya öyle de benim işe gitmem lazım artık. Dinle beni barmen. Çok iyi bahşiş veririm sana. Öyle mi? Ne kadar küstahsınız doktor. Arkadaşlığı bir parayla satın alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ne arkadaşlığı canım? Onu da nereden çıkardın? Aman aman. İş olarak düşündüm yani. İş sonuçta. İş olarak bak. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Ne kadar var senin aklında? 2-3-4. Nasıl? 2-3-4. Kolay onu ayarlarız. Kusura bakma barmen. Kalbini kırmak istemedim. Canım neyse. Olabilir böyle şeyler. Ama yani şimdi ben... Pijamam falan da yok yanımda. Onları nasıl yapacağız? Pijama kolay. Bende çok pijama var barmen. Hı. İpek pijama var, saten pijama var. Var oğlu var. Giymiyorum hatta. Birini veririm sen giyersin. Mesela at kılından yatak var ya. Aa. Evet. Vallahi insan böyle kendini bıraktı mı üzerine, kılların üzerine. Hı. O kadar rahat uyuyor ki. Güzel. At kılı yatağı ben ilk defa duydum ama at kılı. Aa, sorma. Sormayın. Evet. Vay be barmen. İnsanın yalnızlığını hak eden barmenler oluyormuş ya. Tabii o doğru. Canım benim ya. Demek ki piknikte o yüzden o kadar aramış. Bize hamile olduğunu söyleyecekmiş. Haklı tabii. Sizi aramayıp da ne yapacağım? Çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının alabileceği en güzel, en mutlu haber olsa gerek. Hamile olduğunu öğrenmek. Ben baba olacağımı öğrensem muhtemelen bütün arkadaşlarımı darlar. Hepsini teker teker arardım. Bu hayatta en çok istediğim şey. Baba olmak. Deniz, yanlış bir şey mi söyledim? Ozan ben... Deniz, iyi misin? Ben nefes alamıyorum. Bir yerde durabilir miyiz? Ha, tamam, tamam. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki duracağım ama. İlk boşlukta duruyorum.
ya. Gerçekten Levent böyle mi tepki verdi? Sakin olmalısın. Bak Cansu yanında duyabilir. Üzülmesin kızcağız, gerek yok. Yani duymasın tabii. Duyarsa yıkılır kız. Zaten böyle düşünüp duruyordu. Ben bunu Levent'e nasıl söyleyeceğim diye. Levent Bey çoktan öğrenmiş de ayılıp bayılmış bile. Çok rica ediyorum, volümü düşürelim. Bak bu anlattıklarımdan sakın, bak Cansu'ya bahsetme, gerek yok. Ya nasıl bahsedeyim? Peki ne olacak şimdi? Şimdi şöyle, Levent beklemediği bir şey yaşadığı için, tamam mı? O yüzden böyle bir reaksiyon verdi bence. Sakin kafa oturup düşündüğünde tepkisi değişecektir. İnşallah değişir. Yoksa Cansu'yu çok kırar vallahi. Yani sonuçta kız için de sürpriz oldu bu durum. Dudakların çok tatlı gözüküyor. Sinirli gibisin ya, böyle böyle böyle. Çok tatlı oldu. Ama Cansu üzüldü şu an. Cansu üzülünce dudakların daha bir güzel oluyor. Hı. Evet. Bir şey soracağım. Yani böyle bir durum bizim başımıza gelseydi, senin tepkin ne olurdu? Güzel ortak etsin ha. İlk düşündüğümü mü söyleyeyim, ilk hissettiğimi mi? Hissettiğini. O zaman heyecan, mutlu oldum. Gerçekten mi? Çocukları severim ben. Öyle mi? Nasıl öyle mi? Ben sevmiyor gibi duruyorum çocukları. Hayır, öyle durmuyorsun da. Sanki çok severmiş ama bunu pek göstermezmiş gibi duruyorsun. Şımarmasınlar tabii. Tabii canım, ben kızımı şımartırım. Kızımı bir de. İçimden öyle geldi. Senin içinden ne gelir, onu göreceğiz. Benim içimden seni öpmek gelir. Deniz, iyi misin? Konuşmak ister misin? Belki konuşursan rahatlarsın. Belki bir gün. Ama şimdi değil. Peki. Ne zaman istersen seni dinlerim, biliyorsun. Neyse ki bugün çok çalışacağım. Bütün bunların kalorilerini yakacağım. Kalori mi? Hı hı. Kalori dediğin yakılır ya. Dert ettiğin şeye bak. Şehir dışına sen gidiyorsun asıl bugün. Meselemiz o olmalı. Şehir dışı mı? Mesele mi? Yaşlıya gidiyorum. Bağırsam sesim duyulur. Şehir dışı, şehir dışı. Yani psikolojik olarak uzaksın. İstanbul tabelasını geçtiğin anda benim için tribe sokuyor benim. Yani anlatabiliyor muyum? Sevgilim, ben bu tripleri dinlemeyi çok isterdim. Gerçekten böyle aydınlatmak da isterdim seni ama benim gitmem gerekiyor. Ben geç kaldım. Ben bırakayım seni. Nasıl? Hiç gerek yok. Ekip aracı gelmiştir, onlarla gidelim. Benim sorularım var. Lütfen oturur musun? Sorularım var. Soru? Evet. Dinliyorum. Anlat. Bu etkinlik Şile'nin neresinde? Ağabey yolunda bir koydu. Peki nerede kalacaksın? Otelde. Tamam. Ben zaten gidince sana konum atarım. Konumu zaten banko atacaksın. Bunu söylemeye gerek yok. Yarın mı döneceksin, kaçta döneceksin? Bu ikisi tek soru. İşim bitince dönerim. Niye sırtıyorsun sen? Çok hoşuma gitti. Sen hep böyle benimle ilgilen, tamam mı? Dikkat et bebeğim. Sen de. Çok gelirme ne olursun, vallahi çatlayacak. Tamam. Ne yedin be?
Günaydın Barmen. İyi uyudun mu? Uyudum, evet. Rahat uyudum. Bebekler gibi uyudum. At kılı demiştin ya, sanırım Arap atı kılı. Çünkü ilk yatınca böyle bir rahatsız oldum, sonradan açıldı. Arap atı da öyle açılıyor ya sonradan. Gerçekten. Yok yok, Arap atı falan değil. Öyle yatak mı olur? Normal yatak da o bildiğin. Niye böyle şeylerde kandırıyorsun? Ne saçma yalanlar söylüyorsun burada kalmam için? Susar mısın lütfen? Ben sarhoştum canım. Deli mi ne? Yalışık. Seviyesiz barmen. Arap atıymış. Bu kokunun... Arap atı senin neyine? Toka. Doktor, koskoca adamsın, tokayla konuşup ağlıyorsun. Ver şunu, bu benim tokam. Senin tokan mı? Evet. Toka mı takıyorsun sen? Ne amaçla? Uğurlu toka. Hı-hı. Eski kız arkadaşımı. Tabii, onunla ayrıldıktan sonra hayatta her şey yoluna girdi. O yüzden ben de bunu takıyorum. Hadi kahvaltı hazırlamayacak mısın? Bir şeyler hazırla, karnım açlıktan öldüm. Hadi bakayım. Levent geldi mi acaba? Bir an önce onunla konuşmam lazım. Ya istemezse? Nasıl istemezmiş benim çocuğumu? Anne oluyorum ben. Cansu, ben de seni arıyordum. Aa, ne haber Cansu, nasılsın? İyiyim. İyiyim de bizim zarflarımız karışmış galiba. Sana yanlışlıkla benimkini vermişler. Zarf derken? Ben Cansu Akbel, sen Cansu Akmaz'sın yani. Hı-hı. Sana yanlışlıkla benimkini vermişler. Şimdi ben hamile değilim. Sen mi hamilesin? Ben biliyordum zaten de çok erken diye kimseye bir şey söylememiştim. Değişelim mi? Değişelim. Sen de kimseye şimdi bir şey söyleme olur mu? Görüşürüz. Yine de emin olmak için bir özlem hanıma muayene olayım. Afişin yeri böyle gayet iyi. Kapıdan girildiği anda göze çarpsın istiyorum. Tamam Ezgi Hanım. Stand kurulumlarımız da tamam. İsterseniz siz de bir kontrol edin. Bakalım. Tohumlar ve fideler güzel görünüyor. Organik sebze ve meyveler. Evet. Sadece biraz renklendirelim standı. Tabii ki. Organik kozmetikler burada değil mi? Evet, orada. İyi görünüyor. Reçel tezgahını biraz daha kapıya yakın bir yere alalım. Belki misafirlerimiz çıkarken almak isterler. Tamam, alalım. Başka değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Gayet iyi duruyor her şey. Teşekkürler. Merhaba Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi gidiyor şu anda. İkramlıklarımızı yavaştan çıkarmaya başlayalım. Misafirlerimiz gelmek üzeredir. Tamam. İçecekler hazır mı? Ben bir bakayım. Teşekkürler. Fiskos yapmayın. Evet, kafes ekibi toplansın. Hadi hadi. Evet, kafes yani lagabia demek istiyor. Lagabia çünkü kafes demek ya, o anlamda. Toplanalım. Çok işimiz var arkadaşlar. Yoklama alıyorum. Ozan Dinçer burada mı? Geldim. Dün sana bir sürprizim var demiştim. Al sana sürpriz. Aa, ne o sürpriz? Ne oldu? Ne bu? Abi ruhsat mı? Kapı gibi. Ruhsat mı? 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 Ruhsat m
Tamam, abartmayalım. Nasıl hallettin? Boş ver ya, anlatırım sonra. Açılış hazırlıklarına başlamamız lazım bir an evvel. Tabii. Ay Özgür Bey, benim kafamda şimşekler çaka çaka bir hal oldu şu an. Nefis fikirlerim var, organizasyon bende. Süper Gizemciğim, bu Şevkin'i asla kırmak istemem ama Ezgi bir organizasyon firmasında çalışmaya başladı. Organizasyonu o yapacak o yüzden, açılış için. Öyle mi? Peki. Hay Allah ya, tabii bir yerde Ezgi Hanım varsa organizasyonu o yapar tabii ki. Bir dolma, bir şey. Bir yükselme oldu. Tabii o hırslar, o kin, o kafada planlar falan hep sonuç böyle olunca yıkım oluyor. Ben dedim size böyle çok şey yapmayın diye. Gizem Hanım, nereye çıkıyor musunuz? İstifa mı ediyorsunuz? Şunu bir fotoğraf çekeceğim. Ne yapıyorsun ya? Story mi atacağım bunu çek? Ruhsat sosyal medyaya konurum ya. Artık yok artık ya. Arabanın anahtarını da çek. Saatini falan da çek. Onu da koy bari. Yok be abi. Ne sosyal medyası? Denize atıyorum. Merak etmişti baya. Aman. Aman. İki saniye bekletme. Kaçırma yani. Hemen gönder. Deniz'in haberi hemen olsun yani. Ne yapayım abi? Alo. Efendim canım. Canım mı? Ben çıkıyorum. Özel konuştum. Halloldu mu? Evet, evet halloldu. Yani o kadar sevindim ki ruhsat işinin hallolmasına. Evet, belli sevinmişsin. Ya gerçekten bugün bana daha güzel bir haber veremezdin. Çok sevindim. Peki açılış ne zaman? Tamam, süper. Konuşuruz sonra. Bay bay. İremciğim. İrem. Ozan'la Özgür yeni mekanın ruhsatını almışlar. Ah, duydum. Hayırlısı olsun. Aa, duydun mu? Aa, bana duymadığın gibi geldi. Tam emin olamadım da söyleyeyim sana. Hani mesafe var, uzak, duymamışsındır falan. Duydun ama. Duydum. İyi. Her şey dört dörtlük. Teşekkür ederiz. Çok sevindim. Bir arzunuz olursa ben buralardayım. İyi eğlenceler. Ezgi? Serdar? Senin ne işin var burada? Sana da selam bu arada. Çok affedersin. Bir an şaşırdım da seni görmeyi beklemiyordum. Ben bu derneğin başkan yardımcısıyım. Ve galiba sen bunu bilmiyorsun. Öyle mi? Haberim yoktu. Öyle. Açıkçası ben de seni burada görünce şaşırdım. Sen yeni başladın herhalde çalışmaya. Evet, hatta bu da ilk organizasyon. Ne güzel, ne güzel. Ben bir arkadaşlarımın yanına gitmem lazım, sonra görüşürüz. Olur mu? Olur, görüşürüz. Ben Özgür'ü arasam iyi olacak. Ezgi Hanım, bir bakar mısınız? Ses sisteminde bir sıkıntı çıktı da. Hemen geliyorum. Buyur. Pardon. Buyurun. Tolga Bey ile görüşmek istiyordum ama. Randevunuz var mıydı? Yok, hayır. Lagavia'dan geldiğimi söylerseniz beni görmek isteyecektir. Buyurun, Tolga Bey'in yanına gidelim. Dansucuğum, gebelik söz konusu değil. Ya. Ya bunu böyle testleri karıştırdığımı falan söylediler. Ben de her ihtimale karşı gelip bir muayene olayım dedim. Anne olma gibi bir planın varsa eğer. Yumurtalık sayına bir bakalım bence. Tamam, onun için ayrıca bir randevu alırım, olur mu? Teşekkür ederim Özlemciğim. Görüşürüz. Bekliyorum, görüşürüz.
kızlara haber vereyim bari. Dur. Sakın söyleme. Sakın söyleme. Hatırlayacağım. Sakın söyleme. Tamam. Sen şu karşılamacı kızsın ya. Tamam. Ya ben ne diyorum, bu güzel gözleri nereden hatırlıyorum? Ya. Hayır olsun. Niye geldin? Hı? Yoksa Özgür'e bir şey mi oldu? Kuzenime bir şey mi oldu? Özgür'e bir şey oldu. Ay hayır canım, olmadı. Özgür Bey kendisi gayet iyi. Allah korusun ayrıca. Tüh ya, ben de başına bir şey geldi sandım. Ya şaka yapıyorum tabii ki, şaka yapıyorum. Ya biz ne kadar böyle düşman gibi olsak da aslında çok iyi kuzenlerizdir. Gerçekten yani. Tabii ki ben asla onun başına bir şey gelsin istemem. Yani aranızdaki mesele beni ilgilendirmez ama... İlgilendirmiyorsa neden buradasın? Bak, demek ki ilgilendirmiş. Güzel. Evet, dinliyorum. Sizinle çalışmak istiyorum. Kişisel hırs meselesi. Süper. Seni neden işe alayım? Çünkü çok çalışkanım. İşinize değer katabilirim. Ve kendi işim gibi de sahiplenirim. Yaptığı işi kendi işi gibi sahiplenenler bir zaman sonra gerçekten kendi işi zannedip patronluk yapmaya kalkarlar. Bu da onlar için hiç iyi olmaz. Yani birden kendilerini kapının önünde buluverirler. Anlatmak istediğinizi gayet iyi anladım. Yalnız ben sınırımı bilirim. Bir şartla seni işe alırım. Neymiş o? Lagabia'da çalışmaya devam edeceksin. Sebep? Çok basit. Benim oradaki minik Uğur böceğim olacaksın. Sonra zamanı gelince de ben seni halkla ilişkiler müdürüm yapacağım. Ne dersin? Anlaştık. Vallahi abi, hala inanamıyorum ruhsat işini çözdüğüne. Öpülese elim yok mu? Ha? Vallahi var, bravo. Sonunda açıyoruz be mekanı. Açacağız da hem de ne açacağız? O açılış var ya, bence harika olacak zaten. Büyük ses getirecek. Ben inanıyorum, İstanbul'un bir numaralı mekanı olacak gerçekten. Hiç şüphen olmasın ortak. Özgür, Ozan Şef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni arkadaşım Mert'le tanıştırayım. Mert, Özgür. Az önce Serdar'la konuştum. Ezgi'yle birlikteymiş. Öyle miymiş? Öyleymiş. Ezgi de sanırım işten ayrılmış. Ayrıldı, evet. Tesadüfe bak. Aynı organizasyona denk gelmişler. Neyse, görüşürüz. Başka bir şey ister misin kızım? Meyve soyayım mı sana? Hayır baba, gerek yok. Seni dinliyorum. Neymiş benimle konuşman gereken bu önemli şey? Evet, önemli şey. Önemli şey, en önemli şey, bu hayattaki en önemli şey bizim birbirimize olan sevgimiz. Değil mi? Bir de insanların böyle kocaman bir aileymiş gibi hep böyle bir arada olmak. Bu çok önemli. Aile demişken, aile olmak ne kadar güzel değil mi kızım? Bilmem. Annesi babası ayrı bir çocuk olarak bu konuda pek bir yorumda bulunamayacağım.
Zeynepciğim. Şaka yapıyorum baba. Bir arada olup sürekli kavga etseydiniz ve ben buna maruz kalsaydım bu benim için daha kötü olurdu. Ah. Allah'ım bu zeka. Aynı ben. Dinliyorum baba. Zeynepciğim. Biliyorsun seni o kadar çok seviyorum ki. Sen benim ilk göz ağrımsın. İlk göz ağrın derken başka bir göz ağrından mı var? Yok. Yok. Yok öyle bir şey. O zaman ilk ve tek diyelim. Diyelim mi? Bak. Bak kızım. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet baba. Artık sadete gel. Biliyorum. Ben sana söz verdim. Ama ben ve Cansu ablan, Cansu ablanla ben, bak kızım, ben Cansu ablanla evlenmeye karar verdim. Evet, durum bu. Demek anlaşmayı bozdun. Bozdu demeyelim de ona, bir durum oluştu. Yani bak biliyorum sana söz verdim kızım. Ama... Ama tutmadın. Alo, Ramazan abi. Beni kapının önünden alır mısınız? Nereye şimdi küçük hanım? Annemin evine, yani kendi evime. Zeynepciğim, biliyorum bana kızdın. Çok haklısın. Sana söz vermiştim. Ama ben Cansu ablanı çok seviyorum kızım. Yani onsuz olmuyor. Yapamayacağım. O zaman size mutluluklar. Kızım, böyle yapma abi. Peşimden gelme baba. Neyse canım. Küçük çocuk tabii, alışır. Alışır da kardeşi gelene kadar. Kardeşi gelince ne olacak? Afişi güzelce katlayalım. Tamam. Sonra ofiste benim odama koyarsınız. Tamamdır Ezgi Hanım. Bir de ne olursun ses sistemini unutmayalım, bir sorun çıkmasın. Merak etmeyin, o iş bende. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Selam. Selam. Ne yaptın? Nasıl geçti? Gayet iyiyim. İnanır mısın? Harikaydı. Kusursuzdu resmen. Güzel. Neyse, ne içiyorsan aynısından bana da bir tane söyler misin canım? İşten o kadar gerginim ki yine çok koşturdum. İrem, her taraf garson dolu. Ne istersen sen de söyleyebilirsin. Neyse canım ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Organizasyon hakkında, merak etme. Yani son konuşmalarımıza gayet sadığım, sadece arkadaşız. Tamam. O zaman bana izin ver, şu ajandayı teslim edip geliyorum. Tamam. Ezgi bak, bu bizim şu ana kadarki en iyi yürüyen organizasyonumuzdu. Bunun için hem sana teşekkür ederim hem de çok tebrik ederim. Serdar çok teşekkür ederim ama abartma, işimi yaptım. Ama işini de gayet iyi yaptın ve bu yüzden sana bir teklifim var. Bak biliyorsun bizim hastanenin de böyle organizasyonları oluyor. Eğer dilersen bunları sana paslayabilirim. Hatta uygunsan pazartesi günü sen ben Cansu oturalım konuşalım. Ne dersin? Yani aslında çok güzel olur, çok sevinirim. Süper, anlaştık o zaman. Hadi hemen bunu kutlayalım. Bakar mısın? Ne içersin bu arada? Buzlu limonlu bir soda alırım. Bana bol buzlu limonlu bir soda lütfen. Peki efendim. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Aman. Dikkat etsene oğlum ya. Koş hemen. Çok çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Tamam. Önce kaza. Eyvah. Tamam Serdar ya, önemli değil.
Neyse, ben artık odama gideyim. Hem üstümü değiştireyim, hem şunları bırakayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Serdar Bey. Süper, sağ ol. Evet Yeşim, konuşabildin mi Özgür'le? Serdar, elbette konuştum. Sence ben kaçırır mıyım bu fırsatı? Yüzünün halini görmen lazımdı. Tamam, ne dedi? Şok oldu, şok. Bak, Özgür ortalarda yok ha. Oraya gelirse hiç şaşırma. Bana da haber ver, tamam mı? Hadi bay bay. Ezgi, rahatsız etmiyorum umarım. Bak bu benim yedek telefonum. Yanımda ben hep bulundururum. Şimdi su dökülü çalışmıyordur. İstersen yenisini alana kadar bunu kullanabilirsin. Serdar, hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Emin misin? Eminim. Gerçekten gerek yok. Tamam. Aynen. Özgür. Al telefonu git abicim sen. Ya senin burada yine ne işin var? Pardon, hep unutuyorum ya. Siz yakın arkadaşsınız değil mi? Yok, ben arkadaşı değilim. Sevgilisiyim. Aşkımı görmeye geldim. Hoş geldin. Şaşırttın beni. Ama iyi yaptın tabii. Yani. Çok özlemiş. Oh. Ben de. Ben hem özledim hem merak ettim. Ben bilmiyordum bu arada. Tebrik ederim. Tebrik zaten edeceksin de gölge etmeyeceksin. Ne de olsa esas olan esas kızı hilesiz oyunsuz kaptı. Değil mi? İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. Sen nereden çıktın? Hı? Sen daha bitti demedim Özgür. Keyfini çıkart. Gel hayatım, biz esas masaya geçelim. Günaydın Ezgi Hanım. Günaydın. Biz bütün ekipmanlarımızı toparladık. Birazdan yola çıkacağız. Tamam, siz beni beklemeyin. Çıkın. Ben kahvaltıdan sonra çıkarım. Tamam Ezgi Hanım. Bu arada bütün ekibe tek tek teşekkürlerimi ilet lütfen. Her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Tabii iletirim. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Herkes çok memnun kaldı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Afiyet olsun size. Anladığım kadarıyla benim sevgilim ilk günden damgasını vurmuş. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sana da bu yakışırdı. Çok acıktım ben. Geldi. Çok teşekkürler. Bence Ezgi ile Özgür gayet yakışmış birbirine. Baksana gayet de iyi anlaşıyorlar. Evet, öyle gözüküyor. Belki de sen farkında değilsin ama biz de birbirimiz için yaratılmışız Serdar. Öyle mi diyorsun? Evet. İrem bana pek öyle gelmiyor ama. Gelecek zaman. Sen hiç merak etme. Öyle diyorsun. Evet. Cansu. rica etsen biraz konuşabilir miyiz acaba? Ne var, şu an hiç müsait değilim. Çok işim var. Evet ama bu kadar yorma sanki kendini diyorum. Gel beraber bir şeyler içelim. Hayır canım, şu an bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hiç mi? Hiç mi? Hiç. Hiç Levent, şu an muhasebeye gitmem lazım. Dinle beni.
akşam seninle çok özel bir konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bana zaman ayırabilir misin acaba? Bla bla bla, konuş. Bla bla mı? Hı hı. Bla bla. Bak lütfen diyorum, lütfen. Levent'ciğim, sabahında pişman olacağın şeyi falan söylersin. O yüzden bence konuşmaya hiç gerek yok. Hı? Ne kadar da ilgili bir şirketin var değil mi? Yani bana hemen yedek telefon buldular. Ya adam hasta etmesinler seni bu kadar böyle her seferinde uzağa göndereceklerse bilemiyorum yani. Bence sana asla yaranamayacaklar. Aa, Levent arıyor. Efendim Levent? Ah Ezgi'cim merhaba, nasılsın? İyi, ne olsun. Senden bir yardım isteyecektim de. Olur tabii, söyle. Akşam Cansu için Lagabia'da bir organizasyon düzenlemek istiyorum. Böyle biraz romantik bir akşam olsun istiyorum. Acaba sen ilgilenebilir misin diye soracaktım. Ya tabii ilgilenirim de sorabilir miyim neden diye? Niçin? Şunun için Cansu'ya evlilik teklif edeceğim de onun için. Ne? Levent, çok güzel bir haber, çok sevindim. Sen hiç merak etme, organizasyon işi bende. Cansu'yu da kandırır getiririm mekana. Haber vereceğim sana, görüşürüz. İnanmayacaksın. Levent Cansu'ya bu akşam Lagabia'da evlenme teklif edecek. Hadi be, süper. Evet, Ozan'la Deniz'le daveti tabii bizde. Ben Ozan'ı tanıyorsam gaza gelip Deniz'e evlenme teklif edebilir ha. Ne güzel işte, etsin. Çifte düğün yaparız. Yani sürat öldürür diye biliyorum. Fazla hızlı olmaz mı? Olmaz. Önemli olan ne kadar uzun zamandır ya da kısa zamandır beraber olduğun değil. Önemli olan karşındaki insanın neler hissettiği. Hı. Yani hislerinden eminsen bence beklemek manasız. Ağzımın payını aldım ben. Ben yeniyim zaten bu işlerde biliyorsun. Hiç merak etme Acemi sevgilim. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Ozan gerçekten yani yemeklerini övmek için kelime bulamıyorum. İnanılmaz. Ben sana daha neler yaparım? Bunlar ne ki? Bunlar sadece fragman. Fragman mı? Yalnız bak bunlar daha fragmansa filmin içinde bir yerde kesin şişman bir kadın var. Ben sana söyleyeyim. Ya da işsiz bir kadın var. Nasıl? O zaman galiba işi bırakacağım. Bayağı büyük bir karar. Seni tanıdığım kadarıyla öyle çok çabuk karar vermezsin ama. Evet. Kolay karar vermem. Ama ben bunun üzerine düşündüm. Ben yıllardır hep kendi hedeflerim için savaştım. Kimse bana yardım etmedi. Kimseden destek beklemedim. Ne yaptıysam hep kendim yaptım. Benim başarım. Ya şimdi yıllardır yanında çalıştığım adam sanki beni hiç tanımıyormuş gibi gelmiş kendi doğruları üzerinden beni seçim yapmaya zorluyor. Ya davranışlarımdan sadece ben sorumluyum. Ya kimsenin bana ne yapacağımı söylemesine ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Söylediklerin çok hoşuma gidiyor. Deniz, sen çok güçlü bir kadınsın. Ve tek başınayken çok daha başarılı olacağını eminim. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de böyle düşünüyorum. Ve hep yanındayım, unutma. Şişmanla sandım. Ezgi. Efendim Ezgi. Deniz, hazır mısın? Az önce hayatımın en tatlı iş teklifini aldım. Hazırım, evet, dinliyorum. Levent, Cansu'ya evlilik teklif edecekmiş. Benden yardım istedi. Akşam boş bırak, çok önemli işlerimiz var. Ay inanmıyorum, sen ciddi misin ya? Çok ciddiyim. Evet, toplantı için hazırlıklarımız tamam mı? O yüzden su kapatıyorum, sonra ayrıntılı konuşuruz, tamam mı? Öpüyorum. Ya sen çok bekledin, hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım içeride, hem iş yerimi görürsün. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Kahveyle kurtaramazsın öyle. O kadar işe girdin. Şaşalı bir şey olmasın? Ne istiyorsun? Ne kadar şaşalı? Teşekkür ederim. Yes. Siz hazır mı? Hı hı. Güzel. Tamam. Tamam. Tamam geliyorum hemen.
Hayatım ben gidiyorum dükkana. Hı. Yeni mekanla ilgili gelişmeler varmış. Borcun olsun. O zaman ben burada işlerimi toparlarım. Sonra senin yanına gelirim. Sen bana kahve ısmarlarsın. Olur mu? Görüşürüz. Bay bay. Evet, şu ne kadar acaba? O çok özel bir ürün. 42 bin dolar. 42 bin dolar mı? Neden? 2 artı 1 mi? Deniz mi görüyor? Anlayamadım. Önemli değil. O zaman şu ne kadar? Küçük, küçük olan var orada. O 36 bin dolar. 36 bin mi? Deseniz ummadık taş başarıyor. Yani böyle espriler yapıyorum çünkü sinirlerim bozuldu bir an. 42 bin diyorsun, 36 bin diyorsun. Fiyat koymuşsunuz da. Neyse canım, yani kum tanesi kadar şey alamayacağımıza göre büyük. En büyüğünü verin, öyle değil mi? Aşağısı bize yakışmaz. Hazırlayayım hemen. Bir dakika. Emin misin? Nasıl? Emin miyim? Tabii hazırlayın. Şey, akındı değil mi? Sinirlerimi oynadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü fiyat koymuşsun. Anca, yani beyni şaka olduğuna inandırmak gerek, biliyor musun? Anca şaka olunca çünkü o parayı çıkartıyor beyin. Evet. Taksit mi? Tek çekim yapalım. Taksit mi? Taksit diyor ya. Ya sen beni çok güldürüyorsun Akın. Çok güldürüyorsun. Tabii ki taksit. 9 taksit hem de. Seni şunu Akın. Akın ha? Pek kuyumcuların ismi Akın olmuyor ama sana bu ismi koymuştu. Akın. Ezgi Hanım. Buyurun. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Bu çikolatayı size Tolga Gürdağ gönderdi, patronunuz. Son organizasyondaki örnek çalışmanız için sizi çok tebrik ediyor. Kendisi çok duyarlı, çok düşünceli, çok anlayışlı, çok yakışıklı, çok da çok bir adam. Çok güzel. Peki siz kimsiniz? Ben Tolga Gürdağ. Tolga Bey? Evet, o yakışıklı benim. Kusura bakmayın lütfen, ben bir an şaşırdım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Özellikle beni yanıltmadığınız için. Başaracağınızı zaten adım gibi biliyordum. Teşekkür ederim. Açmayacak mısınız? Açayım. Tabii ki, buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamam. Ben de kalpli olanı alayım. Evet. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa hemen yan taraftayım. Camı tıklatmanız yeterli. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim canım. Ne yapıyorsun canım? İyi, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim. Bu akşam saat 8'de La Gabia'da buluşuyoruz. Yeni işimi kutluyoruz. Canım, ya ben biraz yorgunum. Başka gün kutlasak. Hayır Cansu, itiraz kabul etmiyorum. Bak akşam 8'de oradasın. Tamam, tamam. Seni hiç kırar mıyım ben güzelim? Seni çok seviyorum ve hiç merak etme canım kuzenim. Çok eğleneceğiz. Sana bunun garantisini veriyorum. Çok eğleneceksin. Biz hazırlayalım Özgür Bey. İstemezse değiştiririz. İyi, bir de oturarak bakayım. Evet, iyi bu masa. Özgür Bey, bir organizasyon mu var? Benim haberim yok. Levent işte evlenme teklif ediyor Cansu'ya. O. Aa, öyle mi? Olması gereken. Güzel. Sen de Minnoş'una teklif edersin artık. He. Sırada siz varsınız gibi Gizem Hanım. Merhaba, merhaba, merhaba. Gizem Hanım. Geldi yine. Geldi yine. Ulan yallah. Oldu o zaman. Görüşürüz. Eğleniyoruz. Ya hani bu beni beğenmişti. Ha beğenmiş, beğenmiş. Utanıyor şimdi, naz yapıyor. Öyle mi? Tabii. Öyle olması iyi bence. Delisin. Hayırdır Haydar?
Ya Özgür Bey, akşam eve gelmediniz, sabah evden çıkmadınız. Merak ettim. Bir geleyim mekanınızda göreyim istedim yani açıkçası. Çiçeklerle. Ha? Çiçekler Gizem Hanım'a. İyi, iletirim ben ver. Dikenli falan değilim. Yok, bunlar karanfil. Bunlar gül. Kavanoza bir şey. Ben geldim. Kolay gelsin Emre. Haydar nasılsın? Biz geldim. Sizi de göremedik akşam. Ezgi Hanım. Şimdi gördün, daha bir şey göremezsin. Bence git. Çünkü güvenliksiz kaldı size. Maazallah bir şey olursa falan yoksun. Tamam Özgür Bey, ben sizi meşgul etmeyeyim yani. Ama yine gelirim buraya. Geleceğim. Kanka sana emanet tamam. Güller ha. Şu masa diyorum ben, Levent'le Cansu için. Bence senin organizasyon yeteneğin var. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Özgür Bey mekanda. Ezgi Hanım da az önce geldi. Akşam muhtemelen birlikte başka bir mekanda konaklamışlar. Ayrıntıları henüz öğrenemedim. Ama takipteyim. See you later. Hadi bakalım. Ev size emanet. Sağ olun. İyi yolculuklar. Allah'a ısmarladık. Koyun onları da. Hadi geç. Özgür Bey mekanda. Ne yapıyorsun sen? Geldi. Akşam muhtemelen birlikte... Bırak Allah aşkına şunu ya. Gördükçe sinirlerim bozuluyor vallahi. Kapat artık. Yola çıkıyoruz işte Sevim. Şimdi onlar düşünsün. Bakalım ana kız İstanbul'dan ev tuttuğumuzu öğrenince ne yapacaklar? Bak görsen. Aynen. Geliyoruz işte. Bakalım ne yapacak? Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. İnsan sevdiği işi yaparken hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyor değil mi Ezgi? O kadar doğru ki Ozan. Bu arada şey, insan sevdiği kişiyle çalıştığında da bak yorulmuyor. O da var. Geçti sevgilim, geçti. Açtık biz o konuyu. Evet. Bence insan sevdiği işi sevdiği şekilde yapmalı. Bence de. Ezgi, Levent'in haberi var mı gece? Verdim, verdim tabii de işim var dedi, gelmedi. Allah Allah. Ne işi var acaba? Bilmem. Siz küs müsünüz hala? Yani küs değilim. Biraz trip atıyorum. Ama sanki azıcık abartmış olabilir. Tribi ölçülü atmak lazım. Fazla atınca. Tamam. Ne oluyor ya? Bir şey yok, rutin. Restoran sal. Kutlama mı var? Hep oluyor. Hep oluyor yani. Müzik! Müzik mi? Thank you.
Hayır. Levent. Bebeğim. Burada bütün sevdiğimiz arkadaşlarımızın huzurunda sana bir kere daha ve ayık olarak ve gerçek bir yüzükle tekrar soruyorum. Benimle evlenir misin? Evet. İşte bak. Sen, ben ve bebeğimiz üçümüz çok mutlu olacağız. Levent ne kadar ayıp. Hemen çocuk mu istiyorsun? Hayır hayatım hamilesin ya sen hamilesin. Yo hamile değilim. Hamile değil misin? Barmen dedi hamile dedi. Hayır, sen onu karıştırıyorsun. Ben zarfları karıştırmışım hastanede, yanlış bilgi. Hamile değilim. Değil misin? Değilim. Hiç mi değilsin? Hiç değilim. Evet ama ben şimdi sana evlilik teklif etmiş oldum. Ettim yani. Levent! Ay, bir gittim geldim. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk barmen. Ne? Hamile değil misin bebeğim sen? Değilim Levent. Bir mahsuru mu vardı acaba? Yok. Nerede kalmıştık? Ne cevap vermiştin? Ha bir düşüneyim. Evet demiştim. Evet mi demiştin? Evet demiştim. Evet demiştim. Ercüment Bey, müsait misiniz? Tabii, buyur. Nedir bu? İstifam. Bugüne kadar birlikte çalıştık. Size teşekkür ederim her şey için. Ama ben bundan sonra yalnız devam etmek istiyorum. Kendi hukuk firmanı mı kuracaksın? Evet. Bugüne kadar bunu kaç çalışanım söyledi. Asla tahmin edemezsin Deniz. Ama hepsi de başarısız oldu. Ve dönüp benden iş dilendiler. Öyle mi? Deniz. Bu işler senin sandığın kadar kolay değil. Öyle olmuyor işte. Bunu bilemem. Ben de yaşayıp göreceğim. Ama zor severim. Siz beni merak etmeyin. Bak Deniz. Mesela Ozan'sa onun hukuki temsilciliğine devam edebilirsin. Ha? Mesele sizsiniz Ercüment Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
sevgilim, bana yeni mekanın planları lazım. Mimardan alabiliriz değil mi? Tabii ki alabiliriz. Ne geçiyor aklından? Sürpriz şeyler. Açılış için çok farklı, çok güzel şeyler planlıyorum. İpucu? Yani bilmiyorum, belki mekana geçince böyle minik şeyler anlatabilirim, yüzeysel. Yerini de göstererek diyorsun yani. Aynen öyle. Cansu dur, bak. Ben seni çok seviyorum, tamam mı? Yani dün hamile değilim deyince kısa süreli bir şok yaşadım. Kabul ediyorum. Ama teklifim gerçekti. Ya Zeynep'le bile konuştum. Artık dönüşü yok. Tüm kalbinle mi? Evet, tüm kalbimle. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi tut elimi. Tut. Emin misin? Rica ediyorum, tut elimi. Böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana. Az önce seni izlerken ne kadar doğru bir karar verdim daha iyi anladım. Yani ben de senin gibi olmak istiyorum. İşimde mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. En önemlisi özgür olmak istiyorum. Sen de olacaksın. Sevim, güzelmiş burası böyle. Organik mi organik? Bırak şimdi organiği mi organiği. Bana bak, sinirlerime hakim olamayabilirim. Bana engel ol lütfen. Vallahi cırarım ben bu kadını, cırarım. Tamam Sevimciğim, sakin ol. Planı unutma. Başlayacağım senin planına, programına ya. Bıktım vallahi senin planından, programından. Öf. Ay. Ne kadar sevimsizler şunları. Ha, İnan. İnşallah ben bugün bu kadın iyi olmam. Aman 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 Ezgi'nin hatırına. Sakın demedin. Ezgi'yi düşün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sevgilim, bence bu mekan çoklu organizasyonlara daha uygun. Bak hayal et, bir köşede canlı müzik, bir tarafta sunumlar yapılır. İsteyen üst katta dinlenir, isteyen burada partiler kopar. Ayrıca şu asansörle ilgili de çok çılgın planlarım var. Bak hayal et şimdi, her 40 dakikada bir kapı açılıyor, içeriden dansçılar çıkıyor. Yukarı mı çıksak? Çıkmayalım. Sen beni niye ciddiye almıyorsun? Ben niye kendimi ciddiye alınmıyor gibi hissediyorum? Ben çok ciddi bir organizatörüm. Ben de İstanbul'un en ciddi işletmecisiydim. Hı. Sen beni yoldan çıkardın. Sen hiçbir zaman ciddi değildin bence. Yalancı. Ama ben ciddiydim. Sen beni yoldan çıkardın. Deniz arıyor. Bu ciddiyet meselesini çözeceğiz. Efendim Deniz. Kuzi, kuzi, kuzi. Kuzi, kuzi, kuzi. Ne haber kuzi? Ne geldin lan kuzi kuzi? Hayırdır? Dur,
Yapma bak sakın. Sinirlenme, sakin ol. Sen sinirlendiğin zaman senin şu alnının şurada bir damar var. Böyle fıt 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 atıp duruyor. Aman Allah korusun bak. Yani oradan beynine falan yani pıhtılaşma gerek yok. Oğlum bak bizim sülalede kalp var. Erken yaşta gidiverirsin. Yapma sakin. Tolga sakince soracağım. İkiletme beni. Burada ne yapıyorsun? Yani yeni mekanımı görmeye, kiracımı da ziyarete geldim yani Kuzi. Sinirlenme, sakin. Ne saçmalıyorsun sen? Valla ben saçmalamadım ama mülk sahibi fena saçmaladı. Yani o kadar ucuz bir fiyat çekti ki dayanamadım binayı komple satın aldım. Tolga Bey, ne işiniz var burada? Ezgi Hanım. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Patronum Tolga Bey. Ne?